Hoş geldin Yunus'cum, gel otur. Hoş bulduk. Oo, ne bu telaş? Gören de ilk defa toplantıya katılacaksın zanneder. Toplantıya ortaklar da katılacak. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Şunun şurasında emekliliğime 6 ay kaldı. Yüzümün akıyla jübilemi yapayım diyorum. Ne yapacaksın? Yerine birini atayacak mısın? İstediğiniz bütün verileri çıkardım Feridun Bey, buyurun. Eline sağlık Yasin. Karşılaştırmalı hazırlamışsın. Kopyalarını da çıkarmışsın. Çok şanslısın Feridun. Böyle bir eleman bulmak zor. İşini biliyor, dürüst, hem de çalışkan. Bak, teklifim hala geçer. Gel sen benim sağ koluma. Daha çok maaş, daha az iş. Üstelik Feridun gibi de sert patron değilim. Bari yanımda yapma Yunus. Elemanımı ayartıyorsun. Yasin'i bir yere bırakma. Onun için güzel planların var. Daha iyi yerlere gelecek. Az sabretsin. Efendim, bana ihtiyacınız olursa ben yerindeyim. Uzatmayalım. Ben toplantıya geç kalmayayım. Bitmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Gel Yasin'cim, gel. Toplantı güzel geçmiş olmalı. Evet Yasin'cim. Konuştuklarımız burada kalsın. Ziya Bey ortaklık teklif etti. Çok sevindim efendim. Efendim, anlaşma yapmak üzere olduğumuz şirket Almanya'da yasaklı şirketlerden birisiymiş. Sağlıksız ürünler sattığı için şirketin Almanya'da satış yapması yasaklanmış. Firma 3. dünya ülkeleri ve Türkiye'ye farklı şirket isimleriyle satış yapabiliyor. İlaçların büyük bir bölümünde kanserojen içeren maddeler var. Buyurun efendim. Bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Hoş, zor fark ederdik. Her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Sen nasıl çözdün? Efendim, ilaç firmaları ile ilgili haberleri kontrol ediyordum. Aldıkları firmaları kontrol edince anlaşma yaptığımız firmalar olduğunu anladım. Bize anlaşma yapabileceğimiz firmaların isimlerini çıkar. Tamam Feridun Bey. Zaten bir liste hazırlamıştım. Bir kez daha kontrol edip getireyim hemen. Ben de bunu Ziya Bey'e göstereyim. Sen de iyi bir ödülü hak ettin. Hadi çıkalım. Peki efendim. Okan! Ne zaman döndün sen? Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay, yeğenim. Yeğenim benim. Dayı. Hoş geldin. Aslanım benim. Nasılsın? İyiyim dayı, sağ ol. Ben de seni hayırsız ilan edecektim. Eşek sıpası ne arıyor ne soruyor diye yengene dert yanıyordum. Haklısınız dayıcığım. Ne deseniz yeridir. Üstüne gitme çocuğun Feridun. Kolay değil canım. Öyle tek başına gurbette okumak, yaşamak. Bu çocuk iyice yakışıklı olmaya başladı. Dayısını geçecek yakında. Hadi bakalım geç içeriye. En çok da yemeklerini özledim yenge. Oo.
Nermin bak, çocuğun yüzüne kan geldi. Ölü balık gibiydi. Yemekleri görünce nasıl da canlandı. Çok güzel olmuş. Her zamanki gibi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Söyle bakalım. Okul bittiğine göre ne yapacaksın? Bir planın var mı? Helal oğlum, helal. Şimdilik yok. İyi bir yerde iş bulup çalışmayı düşünüyorum. Biraz dinlensin çocuk. Bugüne bugün Amerika'da master yapmış. Hemen kaparlar. Bak, benim şöyle bir teklifim var. Gel sen bizim şirkette benim yanımda çalış. 6 ay sonra terfi edeceğim. Seni benim yerime alalım ha? Harika olur dayıcığım. Çok isterim ben sizinle çalışmayı. İyi o zaman. Sana 10 gün müsaade. Git gez eğlen. Sonra zımba gibi işinin başına geç. Keşke gitmeseydi Okan. Bu gece burada kalsaydı. Ne o Nermin Hanım? Okan'a iş teklif etmemden hoşlanmadınız mı? Doğru bir karar vermiyorsun Feridun. Neden? Okan'ı koruyup kollamamda ne sakınca var? O bana ablamdan emanet. Ben onu demek istemiyorum. Okan elimizde büyüdü. Çok severim. Çocuklarımdan ayrı tutmam. Ama Yasin gibi bir eleman varken liyakatsiz birine iş vermen doğru değil. Üstelik Okan sorumsuz biri. Sen de biliyorsun. Ne var canım? Yasin de ilk geldiğinde hiçbir şey bilmiyordu. Yasin'le Okan bir değil. Biri ne kadar işine bağlıysa diğeri de o kadar umursamaz Feridun. Okan hayatı boyunca taş üstüne taş koydu mu? Bir iş tamamladı mı? Ne güzel işte. Fırsatı olacak. Hem ben onu adam ederim. Yasin'e haksızlık ediyorsun. Çocuk başka şirketlerdeki iyi pozisyonları bile sana duyduğu vefadan geri çeviriyor. Ben ne yaptım biliyorum. Hiçbir zaman kararlarımda yanılmadım. Gel. Gel Okan. Bugün ofistekilerle tanışırsın. Yavaş yavaş da işi öğrenirsin. Yasin Bey sana her şeyi öğretecek. Yasin'i iyi dinlemeni istiyorum. Bir sözünü ikiletme. Tabii ki Feridun Bey. Siz merak etmeyin. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Gerisini tamamla. Çıkabilirsin. Hayal kırıklığına uğradı galiba. Yerini mi aldım? Bak oğlum, burası bir iş yeri. Ben dayın değilim burada. Hiçbir şekilde imtiyaz yok. Sen de herkes gibi kurallara riayet edeceksin. Yasin'e karşı saygılı ol. Her şeyi o öğretecek sana. Akraba olduğumuzu kimse bilmeyecek. Tamam mı? Yasin, Feridun Bey yerine geçecek elemanı seçmiş. Nasip bu işler Yunus Bey. Hayırlısı. Feridun Bey yapacaksa bir bildiği vardır elbet. Toplantı notları hazır mı? Söylediğiniz verileri çıkardım efendim. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Hadi bakalım. Okan işini bitirdi mi? Bilmiyorum. Ben çıktığımda Okan Bey hala çalışıyordu. Nasıl? Bir şeyler öğrenebiliyor mu?
İyi efendim. Daha iyi olacak inşallah. Sakın acıma. İşi yükle yapsın, öğrensin. Gerekirse birkaç kez yaptır. Birileri sabahlamış galiba. Günaydın dayı. Günaydın efendim. Toplantı için istediklerim hazır mı? Evet efendim. Yeni ürünlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan istediğimiz bilgiler geldi mi? Evet, hayır. Evet mi, hayır mı? Nasıl iş yapıyorsunuz? Efendim, bebek ürünleriyle ilgili bilgiler geldi. Zayıflama ilaçlarının bilgileri daha henüz elimize ulaşmadı. Neden ben bilgilendirilmiyorum Yasin Bey? Kaç gündür sorup duruyorum size. Dün masanıza bırakmıştım. Bir ara bakarım demiştiniz. Yasin, kontrol et. Eksik varsa düzeltip getir. Peki efendim. Başımız ağrımasın sonra. İşte böyle. Gel. Neden bu kadar geç kaldın? Birkaç düzeltme yapmam gerekti efendim. Ne yapsın? Hiçbir şey bilmeyen çocuğu başına sardın. Yasin ne yapsın? Anca toparlamıştır. Seni anlıyorum. Yasin yetenekli. İşini biliyor ama insana yeğeni daha önemli değil mi? Yakınını gözetmen çok doğru. Feridun, yemekten sonra bizi künefe yemeğe götürürsün artık. Dayım bana kızgın yengecim. Bugün toplantı için yaptığım hazırlıktan memnun kalmadı. Dayıcığım, ben elimden geleni yapıyorum. Maalesef dosyayı hazırlarken Yasin Bey'den hiç yardım almadım. Yasin neden böyle bir şey yapsın ki? Yıllardır tanırım. Ben Yasin Bey'in kötü biri olduğunu söylemiyorum. Fakat yerini aldığım için durumu hala hazmedememiş olabilir. Öyle mi? Yarın konuşalım bakalım. Lütfen dayıcığım. Mesai arkadaşım olduğu için bir tatsızlık çıkabilir. Yasin Bey'in bilgisinden yararlanmak lazım. Ayrıca ben öğrenmek için daha çok gayret ederim. Siz bana bırakın, ben hallederim. Alışma süresindeyim. Neredesin Okan, neredesin? Beni çağırmışsınız efendim. Okan seni aradı mı? Nerede olduğunu biliyor musun? Aramadı. Bilgim yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Yabancı ortaklarla toplantı yapacağız. Okan'ın toplantıdan haberi yok mu? Nasıl bir sorumsuzluk bu? Sakin olun Feridun Bey. Ben sunumları hazırlamıştım Okan Bey'e vermek için. Her şey hazır. Sen niye hazırlıyorsun? He? Görevi ben ona verdim. Sana mı yükledi bu işi? Nasıl öğreneceğini düşünüyor bu çocuk? Size söylediğim... İşleri bitirdiniz mi? Evet. Alayım o zaman dosyayı. Bakalım eksik bir şey var mı? Dosya Feridun Bey'de. Nasıl ya? Nasıl Feridun Bey'de? Sen onları Feridun Bey'e mi teslim ettin? Geç kaldınız. Feridun Bey toplantıya girecekti. Dosyaların hazır olduğunu söyledim. O da istedi. Bilerek yaptın değil mi? Rezil olayım, gözünden düşeyim diye. Okan Bey, sözlerinize dikkat edin. İsterseniz bu konuşmaya daha fazla devam ettirmeyelim. İşimden gücümden etmek için bu çaban değil mi? Arkamdan kuyu mu kazıyorsun? Beni sürekli beceriksiz göstermeye çalışıyorsun. Bana bak! Sana hak ettiğinden fazla tahammül gösteriyorum. Beni zorlama. Emrim altında çalışan birisin. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bil. İstersem seni kovdururum. Bu ne rezillik ha? Bu ne rezillik? Sesiniz koridoru dolduruyor. İkiniz de odama.
Bu durumu kim açıklayacak bana? Yasin bana toplantının ertelendiğini söyledi. Yeni gelen ürünleri almam için beni gümrüğe gönderdi. Yalan söylüyor efendim. Ben asla öyle bir şey yapmam. Bana inanmıyorsunuz. Çayım bitmiş, doldurayım mı? Feridun? Feridun? Neyin var senin? Artık benimle bir şey de paylaşmıyorsun. Hiç iyi görmüyorum seni Feridun. Endişe edecek bir şey yok. Ben uyuyacağım. Yarın erken kalkmam lazım. İyi ki yarın cumartesi. İyi görünmüyorsun. Yarın dinlensen Yasin'le Okan idare eder. Beş gün sonra işten çıkacaksın. Hala ne çalışıyorsun anlamıyorum. Ben olsam hiç umursamam. Bana ne kardeşim? Ne haliniz varsa görün derim. Maşallah. Sen kovulmadan da aynı şeyi söylüyorsun. Yapma Yasin'cim. Sen iş biliyorsun da ne oluyor? Bak ben müdür oluyorum. Sen hala aynı elemanı. Sen benden bugün kurtulmak ister misin? Bak bakalım. Hangi ürünlerde kanserojen madde içerenler var? Bunların hangileri zararlı? Bulduğun anda muhasebeye gidip ilişkimi keseceğim hemen şirketle. Hadi bakalım. Buyurun Feridun Bey. Sağlık Bakanlığı'ndan bir belge gelecekti. Yeni ürünlerle ilgili. Ben nasıl bir hata yaptım? Yasin gibi bir eleman varken liyakatsiz birine iş vermen doğru değil. Üstelik Okan sorumsuz biri, sen de biliyorsun. Feridun, neyin var senin? Yok bir şey Nermin. Yoğun bir gündü, yorulmuşum. Daha öğlen olmadı. Hem yüzün kireç gibi. Beni kandıramazsın. Okan. Okan bugün resmi bir evrağı yırtmış. Nasıl yani? Niye yırtmış? Bilmeden yırtmıştır. Nasıl bir ciddiyetsizlik anlayamıyorum. Yasin'le kavga etmişler. O da resmi evrağı yırtmış. Ben sana söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin. Bak Feridun, hala geç değil. Okan'ı başka bir yerde görevlendir. Yasin'i kendi yerine ata. Bak bu çocuk senin başına iş açacak. Benim işlerime karışma Allah'ını seversen. Öğrenecek. Zamanla öğrenecek. Senin için daha güzel olacağından kuşkum yok. Ama Feridun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hayırlısı olsun. Benim bir yerlere gelmeme siz sebep oldunuz. Kimyayı siz sevdirdiniz. Lisede okulu bırakmayı düşünürken Amerika'da master yapmama vesile oldunuz. Sizin hakkınızı nasıl öderim? Bana her şeyi sabırla öğreten Feridun Bey'in hakkını da ödeyemem. Estağfurullah Yasin. Sen buraya kendi çabanla, hak ederek geldin. Hiçbir zaman kayrılmadın. Bileğinin gücünle, alın terinle geldin oğlum. Lakin kıymetin bilinmedi.
Ben kendim için üzülmüyorum. Feridun Bey Okan yüzünden çok sıkıntı çekecek. Söylemem ne kadar doğru bilemiyorum. Sonuçta yeğeni. Hayırlısı olsun oğlum. Hayırlısı. Ben kalkayım artık. Feridun aşağıda beni bekler. Bahtın açık olsun oğlum. Rızık Allah'tandır unutma. Dualarım seninle. Yurt dışından gelen bebek ürünleriyle ilgili bilgiler bunlar. Bazı ürünler bakanlıktan geçmedi. Bu bilgilerde yanlışlık var. Bunlar geçen seneki mallarla ilgililer. Okan Bey mi hazırladı bu dosyayı? Olmuyor Feridun Bey. Sürekli eksik ya da yanlış bilgiyle karşıma çıkıyorsunuz. Tekrar ederse Okan'dan bilmem, direkt sizi sorumlu tutarım. Yasin Bey'i göndermeyecektiniz. Akşam bir yerlere gidelim mi? Balık yeriz. Olur bak, orası güzel. Kafa dağıtırız. Çok bunaldım ya. İş, 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 iş. Başka bir şey mi? Ben seni sonra ararım. Bir dahaki yanlışında eşyalarını toplarsın. Yeter be, yeter! Seni kovduğum için pişmanım. İşine geri dönme diyeceğim. Yasin Bey geri mi döndünüz? Hayır Şule Hanım. İçeride kalan paramı almak için gelmiştim. Keşke gitmeseydiniz. Biraz daha sabretseydiniz. Bu gidişle Feridun Bey Okan'ı kovar. Sürekli yanlış iş yapıyor. Benden duymuş olmayın ama Ziya Bey Feridun Bey'le ilgili düşüncelerini değiştirmiş. Bu kötü olmuş. Yarın bir toplantı var. Ve hala ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen raporlarıyla ilgili bir bilgi hazırlanmadı. Okan Bey sürekli işten kaydırıyor. Gelemedim kendime ya. Sabaha kadar oturup lak lak edecek ne vardı sanki? Başım. Tamamız. Millet müdür görsün bakalım. Emekliliğinizi istemeniz iyi oldu. Artık koltuğu gençlere bırakmanızın zamanı gelmişti. Genç, vizyonu geniş biri olarak hoş geldiniz dayıcığım. Nasılsınız? Yengem hasta olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Toplantı için mi hazırladın? Ne? Bugünkü toplantı çok önemli biliyorsun değil mi? Bu sezonun yurt dışı alımına karar verilecek. Biliyorum. Bu gece hiç uyumadım. Çalıştım. İyi bakalım. Bu senin son şansın. En ufak bir yanlışında gözünün yaşına bakmam.
Hadi kaldırın dosyaları. Hafta sonu da çalışırsınız. Hem çay getirdim size. Yeter Feridun, bunaltma çocuğu. İş yerinde yeterince çalışıyor. Bir de burada çalıştırıyorsun. Önemli değil yengecim. Dayım gelemediği bir haftayı telafi etmeye çalışıyor. Çekmecede ne kadar dosya varsa toplayıp geldim. İlaçlar bütün İstanbul'daki eczanelere dağıtıldı. Şirket büyük bir yatırım yaptı. Bu işin neticesine göre ortaklık anlaşması yapılacak. Genel müdür yardımcılığı koltuğunu da unutmayalım. Yengen haklı Okan. Birkaç dosya kaldı zaten. Ben hallederim onları yarın. Ne oldu yenge? Ne bu telaş? Bak bakalım ne var bunun içinde. Ne yazıyor? Ne yazıyor yenge? Bunları yanlış kullanırlarsa? Evet. Evet, ölür insanlar. Nasıl böyle bir şey atlarsın? Ayrıca bu raporu kim hazırladı? Neden buradaki uyarılar dikkate alınmadı? Okan, sana soruyorum. Ben bilmiyorum. Ah, yaktın dayını. Ah! Ne oluyor Nermin? Baskın yapar gibi. Feridun yandık. Al bak şu dosyaya. Aa, Yasin Bey'in hazırladığı dosya bu. Ne dosyası? Neden bahsediyorsunuz siz ya? Oku şunu, oku. Bütün ilaçları piyasadan toplatman gerekiyor bir an önce. Aman Allah'ım. Mahvolduk. Ah Okan, ah. Yaktın beni. Feridun Bey, Feridun Bey. Nakliye şirketindeki iş bırakma eylemi yüzünden bu cuma sevkiyat yapılmamış. Sevkiyat bugün başlamış. Bu çok iyi. Hemen ilaçları toplatalım. Kimse almadan, zarar görmeden. Şule, sen dağıtılan eczanelerin bilgisini çıkar. Telefon numaraları da olsun. Ben dağıtımı durdurayım. Ben Özel İlaç firmasından arıyorum. Evet Dilek Hanım. Firmadan elemanlar gelecek. Teşekkür ederiz. Size de iyi günler. Bu da tamam. İyi günler. Murat Bey'le görüşebilir miyim? Duyduklarım doğru mu Feridun? Bu bir skandal. Nasıl iş takip ediyorsunuz? Şirketin bütün geleceği sizin iş bilmezliğiniz yüzünden yok olacak. Bu işlerin bütün sorumluluğu size aitti. Uyarmıştım. Feridun, Feridun, Feridun. İyi misin Feridun? Dur. Dur, lütfen sakin ol, lütfen. İyi misin Feridun? Tamam. Tamam. İyiyim ben. İyi misin? Bir an önce şu aramaları bitirelim. Tamam. Feridun Bey, iyi misiniz? İyiyim. Feridun Bey, bendeki liste bitti. Bir eczaneye ulaşamadım sadece. Hat kesik. Adres çok yakın. Birini gönderelim mi? Benim liste bitti. Hayatım bak sen iyi değilsin. Şule ile sen aramaya devam et. Ben eczaneye kadar gidip geleyim mi? Yok. Ben de geleceğim. Beraber gidelim. Masanın üstündeki listede 3 tane eczane kalmıştı. Sen onları ara. Gelişmelerden de bizi haberdar et. Hadi kızım, şu işi bitirelim. Tamam efendim. Hemen arıyorum. İsa Bey, hatırlatayım tekrar. Firmadan elemanlar gelecek. Unutmayın. Tamam Feridun Bey. Ben söyledim, indiriyorlar. Teşekkürler İsa Bey. İyi günler. Size de. Biz de bir an önce ilacı satın alan bayanı bulalım.
Şule arıyor. Efendim Şule. Dinliyorum. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam Şule. Şirkette görüşürüz. Ha bak, biz gelmeden çıkma sakın. Tamam. Hadi iyi günler. Ne oldu Feridun? Kötü bir şey yok değil mi? Merak etme. Yok bir şey. Hadi gel gel. Kimse yok evde. Komşularına mı sorsak? Ben gideyim. Ben gideyim bir bakayım. Tamam. Sen zil çalmaya devam et. Tamam. Kimse yok mu? Feridun koş, yetiş. Kadın bayılmış. Feridun koş. Ben hemen ambulans çağırayım. Alo? Çok acil ambulans lazım. Şule, kalk kızım. Şule. Geldiniz mi? Hakkını helal et Şule'cim. Çok geç oldu. O telaşta seni unuttuk. Ancak hastaneden gelebildik. Önemli değil Nermin Hanım. Feridun Bey, çok üzgünüm. Keşke dosyayı direkt size teslim etseydim. Ama kızarsınız diye böyle bir yolu uygun buldum. Senin bir suçun yok kızım. Benim hatam. Üzülme. Kimseye bir şey olmadı ya. Allah korusun, kadın ölebilirdi de. Bu işlerin bu noktaya gelmesi çok üzücü. Şirketine uğradığı zarar çok büyük. İlacı satan firma ürünlerini geri almıyor. Avukatlar dava açacak ama süreç nasıl işler bunu bilmiyoruz. Bu yüzden maddi anlamda zararı siz karşılayacaksınız. Biliyorum. Hisselerimi satışa çıkardım. Evim de ipotek edildi. Feridun Bey, kusura bakmayın. Hakkınızda dava açsak daha fazla zarara uğrayacaktınız. Biliyorum. Böyle bir karar almak zorundaydık. Kusura bakmayın Feridun Bey. En doğrusunu yaptınız. Ben de sizin yerinizde olsam aynı kararı alırdım. Önerdiğiniz gibi Yasin Bey'i aradık. Bugün görüşme için gelecek. En baştan yapmam gereken buydu. Hakkınızı helal edin. Emekliliğinizi yaşayın. Allah'a ısmarladık. Sana karşı çok mahcubum. Lütfen bunları konuşmayalım. Ziya Bey'e beni önerdiğinizi biliyorum. Sana son tavsiyem, kim olursa olsun liyakatsiz birine iş verme. İnsanların emeğini her zaman âli tut. Şule sana emanet. Tabii efendim. Hakkınızı helal edin Feridun Bey.
Hakkınızı helal etsin Feridun Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.